Merhabalar, Kağıthane Belediyesi Kalbimizdeki Masallarla sizlerle olmaya devam ediyoruz. Kalbimizdeki masallara başlamadan önce hayal kapımızı açalım. Bir zamanlar yaşamda çeşit çeşit canlılar yaşarken ormanın içinde iki tane kaplumbağa yaşarmış. Bu iki kaplumbağa birbirlerini çok uzun zamandır tanırlarmış. İki kaplumbağa sadece arkadaş değil, sanki kardeş gibilermiş. Her şeyi birlikte yaparlarmış. Fakat gel zaman git zaman diğer kaplumbağa biraz değişmiş. İkisinin özellikleri, karakterleri farklılaşmış. Biri çok hızlı, çok çevik, çok meraklı, hep yerinde duramayan, hızlı hareket eden, başka insanlar, başka dostluklar tanımak için ormanın çeşitli yerlerine giden, hareketli, neşeli bir kaplumbağayken diğeri yavaş hareket eden, çok yiyen, çok uyuyan, biraz tembel bir kaplumbağa olmaya başlamış. Ama yine de ikisi de çok iyi arkadaşlarmış. Gel zaman git zaman bizim obur kaplumbağa hareket etmemeye başlaya yedikçe şişmiş. Şiştikçe daha çok yemiş. Diğer kaplumbağa arkadaşının bu kadar çok yediği için ve çok az hareket ettiği için hastalanacağı için çok korkmuş. Daha az yemelisin, daha sağlıklı olmalısın. Hadi gel başka yerlere gidelim, biraz dolaşalım demiş. O da demiş ki, biz kaplumbağalar yavaş hareket ederiz. Bırak beni şöyle uyuyayım, istediğimi yiyeyim, bana bulaşma yahu. Deyip istediği her şeyi bildiği gibi yapmaya devam etmiş. Bir gün arkadaşın ısrarına dayanamamış ve bir orman gezisine çıkmışlar. İşte burada bizim şifremiz devreye giriyor çocuklar. Bugünkü şifremizin adı kardeşlik. Şifremiz kardeşlik. İkisi orman gezisine çıktıklarında ağır ağır hareket etmeye başlamış bizim obur kaplumbağa. Ağır hareket etmiş ve çok yorulmuş. Diğeri daha hızlıymış ondan kaplumbağa olmasına rağmen. Yeni insanlar, yeni hayvanlar, yeni arkadaşlıklar tanıyacağı için çok meraklıymış. Derken bizim obur kaplumbağanın karnı acıkmış, guldamaya başlamış. Çalıklanırsa kırmızı meyveler görmüş. Daha önce bunları hiç görmemiş. Ağzı sulanmış. Bu meyveleri yemek istiyorum demiş. Yaklaşmış oraya doğru. O sırada arkadaşı onu görmüş. Sakın yeme. Evimizden çok uzaktayız. Bu bilmediğimiz şeyleri yemememiz gerekiyor. Belki sana zararı dokunur. Hasta olursun. Yeme onları demiş. Bu kırmızı meyvelerin bize nasıl bir zararı olabilir? Baksana küçücükler. Hem çok lezzetli görünüyorlar. Hem çok yoruldum. Çok uzun zamandır yürüyoruz. Hem de çok acıktım. Bırak bunları yiyeyim de biraz kendime geleyim demiş. Ve arkadaşını dinlemeden hepsini yemiş. Ve bir süre sonra karnı ağarmaya başlamış. Karnı o kadar çok ağarmış ki obur kaplumbağa kıpırdamayacak haldeymiş. Bizim diğer kaplumbağa onun çok ağrılar içinde olduğunu görünce hemen gitmiş. Doktor olan geyiğe haber vermiş. Geyik ormanın şifacısıymış. Hasta olan bütün hayvanları iyileştirirmiş. Obur kaplumbağanın neyi olduğunu öğrenmiş. Kırmızı meyveleri ilk kez yediğini ve ona zararı olduğunu anladıktan sonra ormandaki diğer otlardan şifalı bir ilaç yapmış. Ve ilacı kaplumbağaya vermiş. Bizim obur kaplumbağa ilaçları içtikten sonra karnının ağrısı geçmiş. Ve o gün anlamış ki bilmediği her şeyi yememesi gerekiyormuş. Onun sağlığı için daha az yemesi, biraz daha hareket etmesi ve arkadaşıyla birlikte neşe içinde yaşaması gerekiyormuş. O günden sonra daha az yemiş, daha az uyumuş, yaşamın içerisinde hep yürümüş, neşe içinde yeni arkadaşlıklar edinmiş. O günden sonra zayıflamış, sağlığına kavuşmuş, mutlu mesut yaşamış. Bazen sadece gözümüz aç olur, karnımız değil. O yüzden önce gözümüzü doyuralım, sonra karnımızı. Hem hareket etmek, yeni yerler görmek, yeni arkadaşlar tanımak bizi şifalandırır. Asıl mutluluk yaşamda budur.